kabul etmediymiş. Para vermiş. Olanlar yok mu üstüne? Onlara. Onlar paralı yapıyor. Yalnız Taylan'ın göte bir tık yükseldi mi? Bu normal mi? Tam onu diyecektim yalnız. Kameranın şek deşet de görürsün niye? Bir tık yükseldim yani. Bu göt. Merhaba. Çıkarayım ayakkabı. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Kameramın gözünün içine girdim. Biz zaten çok rahatsızlık vermeyeceğiz yani. Sizler buraya sandalye getirin. Bizi hiç fark etmez. Evet. Biraz serin istersen. Şey. Ateş yok ki. Bizim evimiz soğuk falan. Ama bizim için hiç problem yok. Misafiriz biz sonuçta. Evet, evet. Burada otursak daha iyi olur bence. Terliklere ayak parmaklarının ucunu sokmuşum. Ama bizim için hiç problem yok. Misafiriz biz sonuçta. Evet, evet. Burada otursak. Bu arada tablet reis 2-3 yaş küçük olması lazım. Daha iyi olur bence. Taylan'dan 2-3 yaş küçük olması lazım. Orada... Evet evet. Testu Taylan'la Ali Babacan'ın fotoğrafı varmış. Kendi yayında göstermiş, onu attım. Taylan'ın 2 yaş küçük olması lazım. 2-3 yaş küçük olması lazım. Yanlış mı söyledim? Tabii tabii. Taylan'ın 2-3 yaş küçük olması lazım abi. Bir 24, bir 22 işte. Tesla'nın 97'li. Sen kaç sista? Ben 3'lüyüm. 3'te lan. Milletta sonra mı? 93'tür o. Şey diyeyim, siz buradan oturun. He, buraya oturmayalım mı? He, buraya. Buradan daha iyi olur. Tamam. Buradan sahip değil mi? Tamam. He, tamam. Pardon. Ne varmış orada? Balık bir şeyde mi oturacağız? Balık ne? İster burada mı oturun? Abi, burada? He, siz nasıl isterseniz. Tamam, böyle de olur. He, tamam, azıcık dursun. Lan, sen niye konuşmuyorsun? Ben yönlendiriyorum. Ben çıkayım. Ben çıkayım. Sen nasıl istersen, bize hiç şey vermiyorsun, rahatsızlık vermiyorsun. Yani ben sizi rahatsız etmeyeyim. Yok yok, etmiyorsun zaten. İstediğin gibi sen işin gücün varsa yap. Bizde hiç şey yok. Tamam. Şöyle sana bir hediye getirdim. Çok teşekkür ederim. Protein tozu benim kendi çalıştığım marka, güvenilir. Ya kullanırsın, bir şey yaparsın, dursun. Ben zaten spora yazılmayı düşünüyordum işte. Vallahi. Çünkü ben çok zayıf. 35 kiloyum. 35. Ne? Evet, 35. Mümkün değil ya. Olabilir ya. Değil ya. Boyu çok uzun değil de. Boyu da kısa ya. Oğlum Bora 10 kiloyu geçti. Düşünüyorum şimdi yani. Bu Bora'nın 3 katı mı bu çocuk yani? Olamaz ya. Kiloyum ya. Çok fazla yani. Yemek yediğim halde kilo alamıyorum işte. O yüzden de spora gitmeyi düşünüyorum. İnşallah başlarsan kullanırsın. Şunu şöyle koyuyorum. Olur. Sen şey yaparsın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben Onur'un halasıyım yani. Guatrı mı var? Onun için. Yani belki yanlış bir davranışım varsa ben de. Yok yok. Vallahi abla ben hiç öyle şey yapmam. Alınmam güzel mi? Biz misafiriz zaten öyle bir şey. Niye evli arkadaş? Kusura bakmayın ya. Yok, halası hiç kusurluk bir şey yok. Size çay hazırlayayım ben. Teşekkür ederiz. Vallahi şimdi içip geldik. Tamam. Zahmet vermeyelim. Tamam. Sağ olasın. Evet, şu an bu arada Mersin'deyiz. Burası Mersin'in... Onu söylemeyeyim. Mersin'deyiz. Onurcan bildiğiniz gibi yaklaşık bir 10 senesi var değil mi? Bu 11 yıl. 11 yıl. 2013'te yapmıştım o videoyu. 11 yılı var bu videonun. Tablet Reis muhabbeti. O videoda şeyi soracağım. Bir kurgu yok. Aslında hepsi kurguydu. Kurgu muydu? Şöyle 2013'te şöyle internetten alışveriş yapmalar çok popüler değildi. Yavaş yavaş popüler oluyordu ve o sıradan da insanlar alışveriş... Lan nasıl yok çocuk? Yani gayet çok... Lan
Meme olmasının sebebi o zaten. Gayet çok kötü bir oyuncu. Aa, hıyar çıktı falan yapıyordu yani. Tayland off to a bad start. Çiş yaparken içinden işte domates çıkıyordu, bilmem ne çıkıyordu. Ben ona istisnane yapmıştım o videoyu. Vallahi dürüstlüğün için. Yapışkanlar var ya. Koluna şey ya, o fizyoterapi yapışkanları var. Onlardan varmıştır, çıkarmıştır. Tebrik ederim. Bu arada başkası çok olsa... Çok teşekkür ederim. Başkası olsa yalan söylerdi. O videoyu attın, Facebook'a mı atmıştın? Yok, YouTube'a atmıştım. YouTube'a attın. YouTube'dan attım, ondan sonra Facebook'a yayıldı zaten. O zaman dönemden Facebook çok popülerdi. Evet. Öyle öyle yayıldı. Birinin adında reis varsa imçiçiler patlatmıştır zaten. Reis eklentisi oradan geliyordu hep. Evet. Facebook'ta ben görmüştüm, o yüzden o soruyu sordum. Oradan sonra hayatında bir değişiklik olmuştur herhalde, sokaklarda tanıyanlar falan. Tabii ki. O zaman işte sokağa çıktığımda şey oldu ama yavaş yavaş tabii ki şey oldu. Sonra 2019'da tekrar girdim. YouTube merceğim oldu. Sonra YouTube'dan depresyona girdim. İşte babamın yavaş yavaş hastalığı ortaya çıktı ve babamı 2020'de kaybettim. Ondan sonra YouTube'a tekrar dönmedim hiçbir şekilde. Sonra işte bu yıl işte, geçen yıl işte, Haziran ayında da işte fotoğraf attıydım ya. Evet. Tarz değişikliğinden öyle. Doğma büyüme buralı mısın? Yok, ben Malatyalıyım. He, Malatyalısın sonra... Buraya taşımam sebep depremden dolayı. Depremden dolayı. Yani sen burada bir yıldır falan burada yaşıyorsun. Evet, depremden evimizden hasar olduğu için de. Hafif hasarlı ama güvenemiyor çünkü evimiz yığma yani gece kondu olduğu için. Halanla yaşıyorsun. Hı hı, halam bize bakıyor. Annem ise işte babam vefat ettikten sonra ayrıldı bizden. Abim, ben, halam. Üçümüz... Annenle hiç iletişim yok. Var, iletişimimiz var ama şey yapmıyor, zengin birisiyle. Allah Allah. Depremde ama bir kayıp mayıp yok sizin. Yok, çok şükür yok. Buradasın. Okul durumu en son? Lise okudum. Lise bittikten sonra işte babam hastalanınca da işte üniversite okumadım. Hı hı. Şu an işte sosyal medyadan falan. Şu an bir de profilinde yazıyor 24 yaşındasın. Bayağı da büyüksün ben. Çok şaşırır. Evet, çünkü şey genetik hastalığından dolayı. Noan hastalığından mı? Yani gelişim, şey mi? Gelişim bozukluğu. Ben... Onu görünce bir şaşırdım. Neredeyse yaşlarımızla yakın. Evet. TikTok'tasın sen de. Ben TikTok, Instagram şu an. Ya bir baksanıza, Testo 21 mi 22 yaşında mı? Öyle bir şey olması lazım ya. Testo... Aynen kaç yaşında? 22 mi? O 2 yaş 2002'li. Var aralarında. Tam dediğim benden... doğru o zaman. 2002'li evet. Evet. Benden bir yaş büyük o zaman. Oradan 3-5 bir şey. Çok şükür geliyor işte şu oradan, evet. Günlerin nasıl geçiyor burada? Halan çok şükür. Evet, halam bize işte bakıyor sağ olsun. Ben işte yayınlar yapıyorum. Halam sağ olsun arada bir şey yardım, destek yapıyor işte öyle. Halanın emekli maaşı mı var? Evet. Sadece ikiniz buradasınız, kocası. Bir de evet, halam, ben, abim de. Abim de pizzacıdan çalışıyor. He, abim de var. Ben işte biraz da hayatım yalan üzerine kurulu. Sürekli yalan söylüyorum. Ama artık bıktım o yalanlardan, öyle. Söylemedim bugüne kadar ne abimin olduğunu, ne babamın vefat ettiğini, annemin başka birisiyle gittiğini. Onu zaten şimdi söylesen prim için yaptı. Ondan prim kasma falan filan da iyi ki de söylememiz. Ben içimi dökmek istiyorum. Bu yüzden iyi ki geldiniz. Bence üniversiteye falan bir hazırlanma hayalin varsa yani hazırlanabilir aslında ya. Mersin'de Tarsus Üniversitesi var değil mi? Evet. Geçti diye düşünüyorum ben de. Yani 24 yaşındayım ve benim yaşındakilerin çoğu okulu bitirdi, bilmem ne. Bence geç değil ya, öyle düşünme. Buralar da biraz tehlikeli yerler gibi. Evet, burası işte Suriyelilerin ve çoğu Suriyeli olduğu yer. Çok mahalle arası. Evet, çok. Zaten gece dışarı çıkma yok. Sabah ne yapıyorsak işimizi sabah yapıyoruz, evimizi kapımızı kapatıyoruz. Çok çıkmıyorum dışarı buralar. Yok, hiç çıkmıyorum hatta. Tek çıkamıyorum zaten. Yanımda ya abim olacak ya da ağlam olacak. Bir laf atan... Laf atma değil, hem de bir hafta korkuyorum ya tek başıma. Yani çok Suriyeli var. Biz dün PlayStation kafeye gittik burada. Ya bir saat bir oyun oynayalım. Yani tek Türk bizdik galiba orada ya. Suriyeli mi, Arap mı tam anlamıyorum ama. Çok var, burası dolu. Evet, çok hoş değil ya. Ama Mersin şey olarak hoşuma gitti. Mersin güzel, ben de seviyorum. Şimdi sen saçını örneğin sarıya boyattın. Tam bu senin tercihin. Mesela ben de
saçımı açık sevmediğim için, beni rahatsız ettiği için örüyorum. Ya bunun aynı şey gibi ama sanal tepkiler biraz fazla sert. Çünkü insanların beklediği gibi bir şey olmadı. Çünkü o zamanki çocukluk şeyleri olduğum için ben iki tarafı da şey yapıyorum. Ben yetişkinler hem de çocuklar iki tarafı. O dönemde olduğum için kabullenmediler. Bir nevi çocukluğumuz yıkıldı. Bir evet. Yani seni etkiliyor mu aslında ya da benim çok umurumda değil ben? İlk başta çok etkiledi. Yani şeye kadar gittim yani çünkü sürekli yazışı olarak bir de ev adresleri bulundu, bilmem neler yapıldı, işte yemek söyleniyordu. O herkesin başına gidiyor evet. Maalesef. Sonra ölüm tehditleri benimki ilginç olan... En iyi ben anlarım. Şu direkt ölüm tehditleri alıyordu. Terasa çıkmamız da mahsur mu? Yok tabii ki çıkabiliriz. Entenim olurum ben bile alıyorum. Tam getto ya. Halan kaç yaşında? Halan 63. Bu maşallah. Nasıl 63 ya? Abi, hiç gülsün. Biraz rahatsız oldu. 63 iyi. Sanki bizden. Yaş algımı kaybettim videoda. O sana... biraz çekiniyor o tür şey. Sen ne dedin Halan'a? Ben çok sevdiğim bir abim gelecek onunla. Vay. Röportaj yapacağız. İnsanların sürekli şey yapması, kiloyla, bilmem nesiyle. Ama mesela kimse bilmiyor senin gelişim bozukluğu olduğunu değil mi? Hormonal bir şey yani. Yok hiç kimse. İşte insanlar her zaman yargılar. Özellikle sosyal medya olduğu için. Yani. Hayatlarındaki pisliği, nefreti işte bizim gibi Onurcan olsun, Testo Taylan olsun. Bizde kusuyorlar. Bir nevi mastürbasyon yapıyorlar aslında. Kendilerini tatmin ediyorlar bize hakaret ederek, evet. Taciz ederek. Vay be. Senin bir burada odan var mı yoksa? Yok. Hepimiz orada yatıyoruz. Tek odada. Burası tek artı. He, o yüzden bizi almadı oraya değil mi? Tek hepimiz yatıyoruz. O oda var. Mutfak var mı? Mutfak var bir tane. Ben orada yayınlar yapıyorum genelde mutfakta. Tuvalet var. Bir tane tuvalet bitti. Bu kadar. Kira falan var mı burada? Var. 2000 lira ödüyoruz. 2000 lira. İyi çok şükür azmış piyasaya göre. Vallahi kilo alman için her türlü neye ihtiyacın varsa ben yardımcı olurum. İşte o ürünlerden falan. Ben psikolojik destek de aldım. Hı-hı. Bir kilo için çünkü o kadar kendimi gerçekten intihara kadar sürükleyecektim. İntihar etmeye çalıştın mı yani yoksa? İntihar ettim. Yoğun bakımdan kaldım bir hafta. Ciddi misin? Hı-hı, ilaç içtim. Çünkü benim kolum bu kadar. Ve hiçbir zaman ne bileyim saat bile takamıyorum. Ya bu... Küçüklükten beri saat isterdim ama saat bile takamıyorum. Ya senin tamam insan zayıf olabilir ama senin sağlığının kötü etkileyecek şekilde bir şey yok değil mi bunun? Hani... Var kalp rahatsızlığı. Kalp rahatsızlığın var. Onu etkiliyor işte. Kilo almak istiyorum. İnsanlardan öneri istiyorum sürekli işte canlı yayınlarından söylüyorum. Hı-hı. Nasıl kilo alalım? İnsanlar spor diyor ama sporun da bana etkisi olacağını düşünmüyorum çünkü ben aşırı derecede 1.60 boyundayım ama 35 kilo. Spor şöyle ya beslenme olmazsa sporun pek bir faydası olmaz aslında. İkisi beraber olması lazım. Ama işte şimdi durumu belli. Halasının durumu belli. Tek odada yaşıyorlar. Hani günde kaç defa yiyorsunuz? Ayıptır sorması. Sabah, öğle, akşam içiyorum. Evet. Senin muhtemelen çok yemen lazım. Çakocuğum bakmayacağım ben. Durumun belli. Vallahi. Ama bu konuda az önce sana protein tozu da verdim. Ya bizim ürünlerimiz var. Ben onlardan yollarım. Onları içmen lazım. Hastalığı. Mesela Gainer var bilirsiniz. Karbonhidrat protein tozu. Nunan. Ama sürekli onu da içerse sendromu. Bağırsaklara biraz zarar verebilir. Normal yemek de yemesi lazım. Nunan sendromu genetik kalp anomalilerine neden olan durumlar içinde en genel görülenlerdir. Nunan sendromu boy kısalığı, ensede düşük saç çizgisi, yele boyun, cubitus valgus, pectus extravatum ile kendini belli eden bir hastalıktır.
Buralar çoğu zaman Turner sendromu ile karıştırıldı. Tamam, peki neymiş bu yani? Neymiş bu sendromda? Ne oluyor? Yani olan ne? Ne oluyor yani? Neden kaynaklanıyor? Gelişme geriliği, boyun kısa kalın ve yelkensi çıkıntılar. Ense saç çizgisi aşağıda, bol kıvırcık yünsü saçlar. Altın bonesi yüksek geniş. Hipertelorizm, göz kapakları kıvrımlı, göz kapaklarında düşüklük. Mavimsi yeşil iris, katarakt, burun sırtında düzleşme. Yukarı dönük burun ucu. İşitme kusurları, aşağı arkaya dönük yumuşak kulaklar. Yüz üçgen biçiminde, yüzde üzüntülü görünüm. Alt çene küçük ve çukur damak. Çiğneme düzeni bozukluğu, dişlerde biçim bozukluğu, küçük dil yarığı. Dolaşım sisteminde ayak anomalileri, genital hipofizi, kız. Çok şey bir sendromuş. Ya ben elimden geldiğince desteklerim seni ama işte insanlar sadece aşağılıyorlar ya. Bu da seni bayağı yıpratmış yani. Gel oturalım. Okumayı sanmam da. Nasıl abla? Bir iş bulabilirseniz bir işe koyayım onları. Ne istiyor ki onu bilmiyorum ama. Sen gelebilirsin abla, bu arada sen de konuşabilirsin. Çünkü yok. Tamam, nasıl istersen. Halam. Siz bunu yayınlayacaksınız değil mi? Tamam. Halam diyor ki iş. Ama işte senin ne istediğini görüyorum. İşte de çalışamam ki bu rahatsızlıklarından dolayı. Masa başı falan, bilgisayar. En fazla öyle. Yani telefoncudan falan. Küçümseme olma onda ya. Çok, şu an çoğu işler masa başı. İşte, yani. Yok küçümseme de yani en fazla onu yapabilirim diyor. Kendi şeyime. Yeter o da. Masa başı iş en temiz bence. Evet. Ya gidip inşaatta tabii çimento taşıyacak halim yok ama bir şeyler yapabiliriz ya. Benden bir ricam olur, bir isteğin olur o konuda ben gerçekten bir şeyler yapmaya çalışırım. Çok sağ ol. Varsa böyle özel bir isteğin, ihtiyacın. Çünkü mutlu değilsin. Ya bu 50K alışveriş yaptım muhabbetleri falan. Ben şimdi bu çocuğu geri döndüğünden beri takip ediyorum. İşte şöyle alışveriş yaptım. İşte 50 bin liralık zara bilmem ne. Onlar da hep şey diyor. İşte bir iş adamının bilmem nesi. Hediyesi falan diyor işte. Yok telefon mu geldi ne bir şey. Onlar mı fake'miş? Onlar mı fake'miş? iPhone 15 aldı bir iş adamı falan diye. Abi Hamburg, Berlin, Leipzig ve Köln'e gidiyorum 12 günlüğüne. Şuraya kesin git dediğim bir yer var mı? Oo çok güzel gezi ya. Leipzig'te yani ne sevdiğine göre değişir abi. Ulusal kütüphane var. Oraya gidebilirsin Leipzig'te. Kesinlikle gir bir içini gez. Turistik değildir ama günübirlik giriş alabiliyorsun. Hamburg'da ilgili pek bir şey diyemem. Berlin'de Kottbusato, Kreuzberg oraları gör. Yani bir küçük İstanbul nasıl oluyor yurt dışında bir getto orayı gör. Ama çok getto değil artık. Türk'ten çok LGBT insan bulursun. Onların mesken edindiği bir yer oldu şu anda. Köln'de de işte git bir şey merkezde bir şeyler yiyip Kölnşer Dom oradaki kiliseyi, gotik kiliseyi gör. Çünkü öyle bir gotik kilise yok yani. Abi beni de ekibe alın. Bu Bushido geride marketin kadrolarına ya. Siktir git ya. Gifida. Belki çok eskiden çocukken mutluyum ama şu an hiç memnun değilsin hayatımda. Yani hem hayatımdan memnun değilim hem de psikolojik olarak da mutlu değilmiş bir zaman. Yani insanlar göründüğü, yani şu an insanlar ben sadece mutlu bir portre çizdim ve insanlar onu biliyor. Ama içimdeki şeyde... Ya kimse öyle bence inanmıyor ona. Bence mutlu portre çizmek de yanlış. Bu konuda ben onunla da konuşmak istedim açıkçası. Biz onunla ekliyiz. Ürettiği içerik hiç hoşuma gitmiyor. Yani benim takip edip beğenebileceğim bir içerik değil. Bayağı kötü içerikler üretiyor.
Ona rağmen takipten çıkmadım. Tablet reisi. Yani sırf takipte kalmamın bile ona bir mental destek sağladığını düşünüyorum. Bence yanlış yoldan ilerliyor. Yani fake ve yalandan mutlu görünmenin bence alıcısı yok eğer çok iyi başaramıyorsan. Çok iyi başarman lazım. Anlatabiliyor muyum? Sana hitap etmiyor ki zaten Cahil. Sana hitap etse para kazanamaz. Mal kesimi büyük Türkiye'de. Ya bilmiyorum, bence onlara da hitap etmiyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Yani o fake mutluluğu çok iyi başarman lazım. İşte Duygu Özaslanlar bilmem neler, onlar başarıyor ama TikTok kesimi çok farklı. Ben Instagram'dan görüyorum. Benim TikTok'um yok. Kullanmıyorum. Instagram'dan takip ettiğim kadarıyla iyi değil içerikleri. Yani hani o kesimi de çekmez. Beni de çekmez. Kimi çekiyor bilmiyorum. Hep altında hakaret, işte nefret falan görüyorum. Altında genel olarak. Bence doğru yolda ilerlemiyor. Bence. Onu tamam, Instagram arkadaşlar ya. He tamam. Hadi sal. Amına koyayım. Herkes sizin gibi köylü olmak zorunda mı arkadaşlar? Salın, birkaç insan da düzgün İngilizce konuşsun ya. Hiçbir zaman bilmiyorlar. Evet. Bugün açıkladım her şeyi. Ki bu bizim daha görebildiğimizin %1'i falandır yani. Anlattınız mı yani? İstediğimiz kadar empati yapalım gene de aynısını hissedemeyiz yani, senin için bambaşkadır. Gece kaçta yatıyorsun? Benimki değişiyor işte. Saat 2'de yatıyorum. Gece 2'de yatıyorum. Saat 9.30'da kalkıyorum. Kilo almak için uyku düzeni olmazsa kilo alamazsın. Şöyle, güne erken başlayacağım. Bu en önemlisi. Hani ben mesela kilo almak istediğim dönemde sabah 7'de kalkıp kahvaltı yapıyordum. O yüzden. Ama bir şey diyeyim, obez olmaktan çok daha iyidir. Ben bir şey diyeyim mi? Obez olmak çok istiyorum. Ciddi misin? Hı-hı. Al neden? İşte yine evde oturup çayımı içerken durduk yere yine yarrağı yedim ya arkadaş ya. Al işte ya. Abi bir doktorlar bir de bu vücut geliştiriciler beni öldürecek ya. Abi doktora gidiyorsun. Diyorsun ki doktor bey, şurada bir kaşıntı var. Bakın kızarıklık diyorsun. Ahmet Bey siz de ama çok şişmansınız diyor. Kilo ver geçer diyor. Amına kodumun oğlu, omzum kaşınıyor ya. Ne, nasıl bir alakası? Her şey diyor kiloyla ilintili Ahmet Bey. Babama diyorum ki başım ağrıyor baba. Ayı gibi olmuşsun oğlum. Öküz gibisin normal diyor. Ya bu, yani bunu demek için mi sen onca yıl okudun birader ya? Yani o yani kaç yıl okuyor? 12 değil mi? Bayağı okuyorlar ya onlar. 20-22 yıl bir sikim okuyor. Bir 40 yılda tecrübesi var. Diyorum baba niye olur sence? Öküz gibi olmuşsun ondan diyor. Sordum, bende de tablet reisi tam tersi sendrom var. Adı Marfan. Boyum 1.86. Kollarım ve bacaklarım normal bir insana göre çok uzun. Ayrıca aort kapam. Ya bak bizim Taha'da da ne var bilmiyorum. Maymuna benziyoruz bu çocuğu. Yüzü yamuk. Niye yamuk diyorum senin yüzün? Ne bilmem diyor. Niye yamuk diyorum? Yani ya sorarsın değil mi? Yani bu yaşa gelmişsin. Bir doktora git. Ne bileyim, çocukken kafanı mı çarptı? Biri mi dövdü? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Neden diyorum? Ne bilmem abi diyor. Ne bileyim abi, olmaz değil mi? Gidersin doktora bir şey. Hiç merak etmemişler. Hadi sen merak etmedin, sen çocuksun. Anan baban da mı hiç merak etmedi? Siz mesela troglodit misiniz yani? Hani bir noktada şaşırmadılar mı? Beklenti bu seviyede miydi?
Neden diyorum? Hiçbir şey demiyor. İlginç yani Taha. Çünkü vücudumu sevmiyorum. Çok zayıfım. Hiçbir zaman. Keşke obez olsaydım diye ağladım biliyor. Ama o da çok konforsuz ya. Bu kat kat göbeğin olacak. İster miydin? Bir tık ister. Ne ya canım? Çünkü bilmiyorum, zayıflık bana o kadar kötü bir şey geliyor ki şu an. Çünkü küçüklükten beri dopinge uğradım. O kadar aşağılayıcı şeyler. Travmalara neden oldum. Bir şey diyecektim, unuttum ya. 35 kilosun ama anoreksiya derecesinde zayıf değilsin. Anoreksiya biliyorsun bir hastalık. Evet, biliyorum. Hani öyle bir psikolojik şey yok. Onlar sanırım zayıflamaya çalışıyor. Evet. Yok, anoreksiya bana konulmadı ama psikoloğa gitmiştim. İşte yeme bozukluğum var dedi, bu senin kesin yeme bozukluğunda. Onun için bana şey dediler işte, diyetisyen önerdi. Diyetisyen de bir çabaladı. Onu da alamadım. Bende de yeme bozukluğu var. Burada ben de bir konuşacağım. Ama yeme bozukluğunun farklı bir çeşidi. Ben de mesela yanımda her zaman benim yemeklerim olur. Gördüm. Dışarıda hani kendimi çok zorlasam da yiyemiyorum. Hani bir restorana gidip. Hiç böyle çok yemeye çalışıp kustuğum... Oldu. Oldu değil mi? Oldu. Çok kusma anladım. Derecesine kadar. Kendimi çok zorladım. O tatsız işte ya. Biraz zor bir süreç. Yani dert aşağılamak istemiyorum. Ama dinlerken Testo'nun yeme disorder'ı keşke bende olsaydı dedim yani. Ya dışarıda yiyememek hani nerf değil de buff gibi bir tık, ne bileyim. Vallahi anlık düşündüm, yalan söylemeyeceğim ya. Anlık bir aklımdan geldi geçti yani. Yani... Senin yeme bozukluğun var mı? Ya yok canım bu. Ne alakası var ya? Ne yeme bozukluğu ya? Ananda var. Ben de... Nerede? Ne alaka ya? Ama bir iş olunca sabah işine gelse... Gel ya bu işle merak etsin. Ahmet tabii bu açıyı çeksin, evet. Anana söverdim ya. Bu açıdan çeksen harbi anana söverdim ya. What she sees açısı bu ya. Doğrusu zaten ama o yani. Ya kendini değiştiriyorsun, öyle bir açık. Yani yapabileceksiniz, bir faydası olsun. Muhtemelen. Bakın ya, ben de olmazsa onu yalnız. Kaç evet. Santimim lan ben? Sadece sen varsın. Ben yarra oldum. Hadi buraya çıkacağız, zahmet et. Bu konudan bağımsız biraz ama bugün Instagram, Twitter kapandım. Tanınan birisi olmasam bu sosyal medyaları kullanır mıydın? Sana yemin ediyorum kullanmazdım. Twitter'ı satma kararı aldım. Satacağım. Instagram'da işte Instagram. Aa, kapandıydı en son Instagram. Açıldı mı? Gerçi açık az önce. Salak. Salak mısın sen ya? Çünkü halam bize bakıyor. Videoları kız arkadaş çekiyor diye biliyorum yazmış bir arkadaş. İlk böyle bu işlere başladığında Testo. Böyle 20-30K izlenirken Lebo'yla bir video çekmişlerdi. O zaman ben tanıştım, kız arkadaşıyla da tanıştım. Yanlarında bir kameraman vardı kız arkadaşlarında plus. Ama videoya samimilik katıyor böyle. Yani bilmiyorum. Evet. Ben öyle biliyorum. Şu an tek kız var. Ben o zaman kız arkadaşına plus kameramanı vardı. İlk başladığı dönem değildi abi o. Öyle mi? Bilmiyorum ya. O zaman yeni yeni başlamamış mıydı? 2019'da başladı. O zaman yeni yeni tanınmaya başladı mı diyelim. Kameramanı her zaman gelmiyor. He. Spor videosu ilk 2020 pandemi ünlüsü. He. Okey. Ben bilmiyordum o zaman. Sürekli. Halan olmasa dediği gibi. Kimsenin yok. Bir lavaboyu kullanabilir miyim? Şurası değil mi? Evet. Lavaboyu da çekecekler mi? Annetmiyorum ya. Mesela şiş koysanız buraya sıçmak bir hayal.
Çünkü en küçük denge kaybında güngörenli bir kekodan bokun içinde yüzen bir hipopotama dönüşebilirsiniz. Kalkamazsın da. Ve orada ninja kaplumbağa gibi sırt üstü kalırsın yani. Tehlikeli. Hiç arkadaşın falan var mı buralarda? Yok. Mersin hiç arkadaşım. Hiç. Malatya'da da vardı arkadaşlarım. Ama bazıdan evleri depremde yıkıldığı için farklı illere gittiler. Yine orada da yalnızım. Seni İstanbul'a falan gereksiz bir sinematik var ya. Böyle anlık giren sinematikler var. Tutamıyorum kendimi. Halası şu an Onurcan'ın tek büyüğü. Ona bakan diyeyim. Halası var. 63 yaşında. Ondan başka kimsesi yok. Onun da bizden bir ricası oldu. Hani bu kadar yol gelmişsiniz. Onurcan'a bir iş bulursanız çalışabileceği, ona uygun bir iş. Mersin'den bizi izleyen varsa, dükkanı olan, şirketi olan, bilmiyorum, bir işveren vallahi Onurcan'a ulaşırsa ya çok iyi olur çünkü. İşin aslı Onurcan çalışmaz. Ben size onu söyleyeyim. Bu mentaldeki bir insan çalışmaz. Hı. Çünkü her şeyden önce kendisine güvenini önce kazanması lazım Onurcan'ın. Onurcan'a herhangi bir şey söylendiğinde yapamıyorum. Bir şey söyle edemiyorum. Bununla dalga geçmiyorum veya bunu yermiyorum ama şu anki mental durumu bu şekildeyken herhangi bir işe sarılması pek mümkün değil. Zaten söyler söyler ben çalışamam yapıyor hemen. Önce hayata tutunmasını ve kendisiyle barışmasını sağlamak lazım Onurcan'ın. Yani, her şeyden önce insan kendisini sevmezse hatta hiçbir şey yapamaz. Önce bunu başarmak lazım. Önce bir ufak da olsa bir özgüven ateşlememiz lazım. Onurcan'da. Bu çocuk bütün gün dört duvar arasında geçiriyor benim anladığım. Çünkü hani bir insanın uğraşacak bir şey olunca canı sıkılacak, aşk acısı çekecek, üzülecek zamanı da olmaz. Bunu örnek verdim. Sen anladın benim demek istediğimi. Ben bu konuda her zaman arkandayım. Hani zaten senin için geldim buraya. Tamamen senin için geldim. Çok sağ ol. Gel. Ya bir gelsin abi orada. Abi senin hayatın nasıl gidiyor? Benim hayatım çok şükür bir sıkıntım yok ya. Şükür ediyorum. Ya herkesin tabii problemleri, dertleri var. Tabii. Şu an bir sıkıntım yok. En önemli şey sağlık. Bir sağlık problemim yoksa. Çok şükür. Yani. Memnunum ya. Okul olmadıysa iş olacak. Boş zaman insanı delirtir. Harbiden delirtir yani. Buna adım gibi eminim. Biz de mesela hani bu sporu yapıyorsun. Millet sanıyor bizi İşte vücut yapacak, hava atacak. Mesela bunu yapmasak muhtemelen bizim gibi insanların da psikolojisi bozulur. Bir nevi hobi, yaşam tarzı. Senin şu an bir yaşam tarzın yok. Ve bu seni çok yoruyor. Durduğun yerde bir şey yapmamak. TikTok, miktok güzel. Ama yani TikTok bir yaşam tarzı olmaz. Hani sanal alem. Şimdi senin gerçek hayatta bir şeye tutunman lazım. Nasıl bağırıyorlar ya? Evet, bu daha fazla. Gol oldu, gol. Bu şu an az. Sanki ne maçı? Gol oldu da maç Suriye'de sanki. Geceleri daha fazla bağırıyorlar. Bunlar Suriyeli mi şimdi? Evet, hepsi. Ben bu arada ırkçı bir insanım. Bayağı ağır ırkçıyım. Yani
hangi ırk olduğunu söylememe biliyorum. Gerek yok. Hangi coğrafya? Tabi son 7-8 yılda biraz bildiğin gibi onların da sayısının artmasıyla bu duygularımız da biraz kabardı. İnşallah sen de öylesin. Ben. Sigara içiyor musun? Ey, sigara kullan. Tebrik ederim onu. Güzel, sigarayı içişin olmasın. Yok hayatım, önce içip değişim. Bak, sigara iştahı zaten kapatır. İştahın yok ya, onu içersin. Abi, ırkçılıktan sigaraya nasıl geçtik amına koyayım? Bu nasıl bir geçiş ya? Konuyu iyi bağladı vallahi. Sen, hani şu an 35 kilosun. Allah korusun 30'a 25'e düşersin. İştahı zaten kapatıyor, iştahın düşük. Nereden geldik amına koyayım? Kötü kokacaksın. Bir faydası bağırsakların iyi çalışır. Onu da boş ver, onu yeşil. Abi çocuk bizim iş yerinde yaptı stajını. Bunun yanındaki çocuk hayatını sikti. Biz buna dedik yapma gel yardımcı olun, beğenmedi bizi gitti. Nasıl yani, yanındaki çocuk bunu gazladı. İş yerinden mi ayrıldı Onurcan? Doğru mu anladım? Şu ne stajı ya? Lise demedim zaten. Şunu, meslek lisesi ise staj yapıyorlar ya. Şunu Discord'a alalım bu arkadaşı. Arkadaşım. Bir dakika yazıyorum. OC Herakles. Aynen evet, öyle evet, parasını da o alıyordu. Meslek lisesi Bayrı Bey. İşte. Bize de yesen oluyor aynısı. Diyem bak diyem. Burada böyle hiç silah sesi falan duydun mu? Her gün. Değil mi? Çok öyle bir yere benziyor ya. Her gün pompalı mı dersin, silah mı dersin sıkılıyor. Sanki her gün burada biri vuruluyormuş gibi bir abi, ben hissiyat var. Abi beni ilgilendirmiyor. Twitter'la ilgilenmiyorum. Değil canım, mi? Sağ ol. Her gün. İşte o yüzden sokağa çıkmayız hiçbirden. Ya da çıkarsam da işte markete falan, BİM'e falan gidersek de ya halamla birlikte giderdim ya da abimle. Burada uyuşturucu işi de dönüyordur. %100. Sen bilmezsin muhtemelen de. Yani. Ne kadar güzel bir şehir. Ama biraz fazla plansız göç almış. Ama muhteşem bir şehir ya. O az önce bir sahil yolundan geldik. Harika ya. Evet, Antalya'dan güzel. İzmir gibi bir yer aslında. Ha siktir ha. Ben sevgilimden ötürü Mert'ine gidiyorum. Bok gibi memleket. Bunu açık açık söyleyeyim yani. Mersin olmasına ihtiyaç bile yok ya bu arada. Yani sahili de gezdim. İçeri kısımları da gezdim. Bok gibi memleket. Bir tık gaza geldi sanki testo yani. Antalya'dan güzel olma evet. ihtimali var mı ya? Gözünü seveyim. Burası. Evet belli vallahi, başlı yerler öyle. Biraz böyle... Eli ayağı düzgün olsa şu an İzmir'i de belki tokatlardı. O derece güzel bir yer de. Dur o olabilir. Benim yolum uzun. Gidecek misin? Mecbur. İkimiz için de güzel bir anı oldu en azından. Sana bir şey katabilirsek de bu işin bonusu olacak yani. Çok sağ ol. Ben askerlikten de mahvoldum. Kilodan dolayı. Tabi. Askerlikte mesela fazla kiloyu da almıyorlar bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Düşük kiloyu da. Hı-hı. Ben de mesela biraz daha kilo alırsam beni de almayabilirler. Hı-hı. Bizi uğurlayabilir misin? Tabii ki. Allah. Buralarda olsam Adana'da mı daha çok kalır mı? Arkadaş geldi şimdi. Evet. Bitti video. Ya bunun belirli bir kilosu yok arkadaşlar. BMI var, Body Mass Index. Yani boyunuzla kilonuzun orantısına bakıyorlar. Yani 116 kiloyum, 120 olduğumda almayacaklar diye bir şey yok. Onun vücuduna bakarlar. İşte boyu neyse ona göre bir endeksi var. Oradan ben testonun sorun yaşayacağını zannetmiyorum ya. Teşekkür ederiz. Bir şey söylemek istiyorsan son söz senin olsun. Gerçek. Ne diyeceğim ben de bilmiyorum. Ama insanları yargılamayın. Yani.
tek diyeceğim bu yani, insanların dış görünüşüne göre. Görüşürüz. Ben videodan pek bir şey anlamadım. Sohbet muhabbet.